Bu geç saatte sizi aramış olduğumuz için üzgünüm Bay Johnson ama bilgisayarınızın hazır olduğunu bildiririz. 1950'lerde birkaç kişi bir gün her birimizin bir bilgisayara sahip olacağı öngörüsünde bulundu. Bilgisayar? Bir, evet. Bu üç parlak mucidin öyküsü. Şu Pareto ve yanındaki de benim. Garziera da orada. Padre Pio'ya benziyor. Şuna bak. Bu programma 101'dir. Efsanevi bir makine. Steve Jobs'tan ve Bill Gates'ten çok önce çağımızın en büyük devriminin yolunu açan bu İtalyanlar öncü bir grubu oluşturuyordu. Bugün akıllı telefonlarla yürüyoruz. Oysa o zaman bir oyun odasında bir bilgisayar göreceğimizi bile düşünmemiştik. Mutfakta ya da bir odada. Bu katiyen düşünülemezdi. 50 yıl önce bilim kurgu gibi geliyordu. Oldukça basit. Bu ilk kişisel bilgisayar. Dünyayı değiştiren makine. Kişisel bilgisayar hayatlarımızı tamamen değiştiren bir araçtır. Ve icatları gerçekten bir meydan okumaydı. İmkansız olduğu düşünülen bir rüya. Bu türden düşünenlerin tek biz olduğumuzdan emin değilim. Bu aracı benzersiz kılmak için işi ilk başlatan kişiler olmak, çabucak yapmak zorundaydık. Modelimizin ilk olması gerekiyordu. O sırada böyle bir makine yoktu. Referans nesnemiz yoktu. Yani bir deneydi. Ne yöne ilerleyeceğimizi hiç bilmiyorduk. Ama biz oraya gitmek istedik. Ve bunun için her şeyi yaptık. Zamana karşı yarışıyorduk. Bu rüyanın gerçeğe nasıl dönüştüğünü anlamak için o zamana geri dönmeliyiz. İlk bilgisayarlar 2. Dünya Savaşı sırasında gizlice kullanıldı. Savaşan güçler balistik hesaplamalar yapmak ve gizli mesajların daha hızlı bir şekilde çözülmesi ihtiyacını göze alarak ilk hesap makinesinin üretimine yatırım yaptı. Fakat bilgisayarların sivil ve askeri sanayilerde kurulduğu elektronik gelişim 1950'lerde gerçekleşti. O zamanlar bilgisayarlara büyük hesap makineleri ya da elektronik beyinler deniyordu. Ve günlük yaşamın bir parçası olabilecek durumda değillerdi. O dönemki bilgisayarlar muazzam odalarda saklanıyordu ve can sıkıcı bir ses çıkarıyordu. Anlayacağınız gibi o zamanlar çok az insan bu bilgisayarlara erişebiliyordu. Bu ortak bir araç değildi. Bu bilgisayarlar kesinlikle muazzamdı. Bunları konuşacak olursak, birkaç insanın erişimi olan paralel bir dünyanın parçasıydı diyebiliriz. Oldukça harika. Muazzam kara kutulara benziyor. Elimizde yok. Affedersiniz ama acelemiz var. O sırada yalnızca ana bilgisayar vardı. İkincisi de herkese açık değildi. Bu ana bilgisayar, bilgisayarlarına erişim çok sınırlı sayıdaki insanlara açıktı. Ancak elit kimseler bilgisayarları kullanabiliyordu ve bu bilgisayarlar sadece bize özeldi. Ben küçükken çocukların bilgisayara yaklaşmasına izin verilmezdi. Ben makinelere yaklaşmaya cesaret edemeyecek kadar çok etkilendim. Benim için bir efsane gibiydi. Elektronik beyin sektörü sınırlandırılmıştı. Bu sektörde 8 çok uluslu şirketin hakim olduğu az sayıda uzman teknisyen çalıştı. En önemli şirket International Business Machines'ti. Yani IBM vardı.
Soğuk savaş ve silah yarışı ile birlikte yeni teknolojilere giderek daha fazla yatırım yapıldı. Birleşik Devletler Ordusu ile anlaştıktan sonra IBM SAGE'yi geliştirdi. Amerikan füzelerinin cephaneliğini yöneten bir bilgisayardı bu ve devrim niteliğindeydi. Tarihteki en büyük ve en pahalı bilgisayar, geleceğe yön verecek bir makine. Geleceğini sağlam almak için Amerika kendini yenileyen savunma tekniklerini geliştirmelidir. Elektronik sayesinde bu gerçekleşti. Böylece SAGE sistemi askeriyeye girdi. İtalya'da bir şirket bilgisayar alanındaki Amerikan egemenliğini sallamış bulundu. Buna Olivetti deniyor ve Amerikan devleriyle bir ilgisi yok. Olivetti'nin sirenleri başladığında eski kale sakinleri uyandırılıyordu. Çocukların okula, erkeklerin de fabrikaya gitme vakti geldi. Mekanik daktil öğretiminde dünyanın liderlerinden olan Adriano Olivetti, fabrikayı sadece bir çalışma yeri olarak görmeyen bir müteahhitti. Aynı zamanda çalışmalar da yapıyordu. Bu sadece bir fabrika değildi. Gerçek bir toplumdu. Adriano için iyi bir toplumun imajında uyum içinde yaşamak gerekiyordu. Her yıl şirket içindeki çalışma gruplarının sayısı artmaktadır. Tıpkı çalışanlara sağlanan hizmetlerin sayısı gibi. Örneğin ücretsiz tıbbi muayeneler gibi. Bu şirket 20. yüzyılın Atina topluluğuna benzemektedir. Burada teknik bilgi ve hümanizm birbirine bağlanmak isteniyor ve geleceğe yönleniliyor. Ve inanılmaz çalışmalar yapılıyor. Olivetti elektronik teknolojilerin geliştirilmesine yatırım yapacak ve Avrupa'nın en büyük araştırma merkezini oluşturacaktı. İşte bu noktada yeni jenerasyon mühendisler bilgisayarın sınırlarını zorlamaya çalışacaklardı. Olivetti'ye başladığımda çok heyecanlıydım. Ve zamanla coşkum sadece arttı. Çalışma koşulları basit bir nedenden ötürü sıra dışıydı. Orada yaklaşık 400 kişi çalışıyordu. Ve elimizdeki araçlar gerçekten inanılmazdı. İhtiyacımız olan her şeye kolayca ulaşabilirdik. Çalışma koşulları iyiydi. Uyarıcı bir ortamda çalışırken kaçınılmaz olarak harika şeyler başarırsınız. Öyle işte. Fizyolojik. Bu sayede Elea 9000 doğdu. Yani Amerikan devleriyle rekabet edebilen ilk Avrupa hesap makinesi. Bu ciddi bir gelişmeydi. Olivetti o zamana kadar bir avuç insanın elinde tuttuğu ancak genişleyen bir pazara girdi. Atlantik'in diğer tarafında IBM meteorik yükselişini sürdürürken, diğer şirketler Amerika hükümeti için bankacılık ve vergi ödemeyi idare edebilen bilgisayarlar geliştirdi. Artık dünya değişiyordu. Yönetim yeni bir boyut kazandı. Elektronik beyin silahları vergileri kontrol ediyordu ve idarenin içine her geçen gün daha fazla giriyordu. Bu hızla tüm dünyayı kontrol etmeye başlayacaklardı. Başlangıçta ana bilgisayar, bilgisayarları esas alarak askeri bilgisayarlar tarafından bir savaş füzesi başlatma sistemi olarak savaş bağlamında kullanılıyordu. Muazzam toplumlar ya da bilimsel organizasyonlar bu gücü elinde tutuyordu. Bunlar bazı kişilerin kendilerine yönelik güvensizliklerini açıklayan küçük çeşitlilikte amaçlardı. Hesap makinesi atom bombasının icadına yol açtı. Daha güçlü bir hesap makinesinin ne yapabileceğini düşünün. E-bombası. Bu diğer korkunç icatlara yol açabilir. Atom bombasını yaptıkları zaman ne olduğunu bilmiyorlardı. Bugünün makineleriyle neler yapabileceğimizi düşünün. Bilgisayarlar insan özgürlüğünü yok edebilir. Ya da onları geleceğe taşıyabilir. Savaşmak ya da barışmak için. O sırada bilgisayarla çalışan herkes potansiyel olarak endişe duyuyordu.
Beni anlıyorsunuz. Bu makinelerin meşru olmasından korkulmalıydı. Herkesin bu tür makinelere dikkat etmesi gerekiyordu. Görünüşe göre bir gün makineler bizi kontrol edecek. Er ya da geç bizi köleleri haline getirecekler. Hayatımızın makinelere ve onları kullananlara bağlı olması... Bilgisayarlar hakkında ne düşünüyorsun? Gerçekten beni korkutuyor. Her zaman kontrol altındayız. Her gün bilgisayarların yeni bir şeyi kontrol ettiğini öğreniyoruz. Bir gün hükümet bilgisayarlarımıza sızacak ve hepimizi kontrol edecek. Artık özgürlük olmayacak. Kamuoyu bilgisayarların hakim olduğu bir gelecekten korkuyor. Ancak bilgisayar üreticileri daha fazla ve daha güçlü bilgisayarlar üretmek istiyorlar. 1960'da rekabet had safhaya çıktığında Olivetti saldırıya geçti. Ancak Olivetti'nin ölümünün ardından başka bir İtalyan bu işlemi sürdürmeyi başardı. Oğlu Roberto Olivetti bu öncü vizyonun varisidir. Pier Giorgio Peretto farklı bir bilgisayar hesabı oluşturmayı görev edindi ve var gücüyle çalışmaya başladı. İyi bir ekiple gerçekten güzel işler başardı. Şuradaki Peretto ve bunun yanında da benim. Garziera da orada duruyor. O. İşte o bile Padre Pio gibi değildi. Gördüğünüz gibi bu fotoğrafta çok genç. Hala bir bebek gibi. Şuna bak. Bu programma 101. Efsanevi bir makine. Bu üzerinde çalıştığımız ilk makineydi. Hayallere layık. Kişisel bilgisayarın bütün geçmişi bu makineyle başladı. Her şey oradan başladı. Desandra ile bu makineyi tasarlarken 19 yaşındaydım. 19. 1962 yılında Peretto ve ekibi teklifi kabul etti. Ve bu büyük projeyi başlattı. Bir mikro bilgisayar yaratmak istedik. Yani boyutları azaltılmış bir bilgisayar. Herkesin evde kullanabileceği bir çalışma aracı haline getirmek istedik. Bu bilgisayarın asıl özelliği, bilgisayarı olmayan insanlar tarafından erişilebilir olması gerektiğiydi. Hedefimiz buydu. Her şeyden önce uygun bir araç geliştirmek gerekliydi. Boyutta herkesin masasına sığabilecek kadar küçük olmalıydı. Bunun ne kadar süreceğini kestiremiyorduk. Riskli bir girişim olduğunu biliyorduk. Yani Peretto bu projeye başlamadan önce dikkatlice düşünmek istedi. Ve tartışmalar başladı. Peretto bunu tartışmanın yararsız olduğuna karar verdi. Diğerlerine projenin uygulanabilir olduğunu anlatmak çok zordu. Hala bir fikir olan bu düşünceyi açıklamanın manasız olduğunu düşünüyordu. İstediği ürünü göstermek için inşa etmek istedi. Aksi halde kimse buna inanmazdı. Programı icat eden insanlar, kişisel bilgisayarın gerçek olabileceğini anlamalarını sağlamaya zorlandı. Bu, ilk kez birisinin kişisel bilgisayar fikrini uyandırmasıdır. Ve bunu gerçeğe dönüştürdü. Ofis bilgisayarları, büyük şirketler mühendisleri için değil, herkes için tasarlanmıştır. Olivetti grubu, bu fikrin dünyanın yüzünü değiştirecek bir devrimin kökeninde bulunduğunu düşünmekten uzaktı. Ne yaptığının farkında değildi. Bugün, kişisel bilgisayar, her gün kullandığımız bir şey. Fakat 50 yıl önce bu fikir hayal gibiydi. Şu anda çeşitli hazır teknolojik cihazlar satın alabiliyoruz. Fakat 1960'ların başında bilgisayar bilimi yepyeni ve bilinmeyen bir alandır.
Bir masaüstü bilgisayar oluşturmak için yeni bir şeyler yapma yöntemi icat etmek, yeni teknolojiler geliştirmek ve yeni öğeleri birbirleriyle ilişkilendirmek gerekiyordu. Yeni şeyler geliştirmek için bu gerekliydi. Kendimizi Michelangelo gibi bir kayanın önünde bulduk. Hiçbir referans nesnesi yoktu. Takip edilmesi gereken hiçbir örnek yoktu. Çünkü o zaman hiçbir şey programma 101'e benzemiyordu. Hiçbir şey. Ve baştan başladık. En baştan. Küçük bir bilgisayar oluşturmak için IBM bilgisayarı nasıl referans alınacaktı? Harika bilgisayar nasıl oluşturulacaktı? Bilgisayarlar kontrollü bir sıcaklıkta ve kilometreler uzunluğundaki kablolara bağlı olarak büyük odalarda saklanıyordu. Perotto ve ekibi için ilk mücadele başlamıştı işte. Esas zorluk fikirde değildi. Ama bunu gerçeğe dönüştürmek zordu. Bu makineyi geliştirmek için zamanın bilgisayar modellerinden uzaklaşmak gerekiyordu. Bu büyük bilgisayarlardan esinlenilmedi. Küçük bilgisayarlar yaratmamıza izin verecek bir çözüm bulmak zorundaydık. En büyük zorluk harika bilgisayarda bulunan gücün daktilodan daha büyük olmayan bir kutuya dağılmasıydı. Bunu nasıl yapacaklarını bilmiyorlardı. İşte memorilerin o zamanlarda nasıl göründüğü. Karmaşıktı, pahalı. Bu memorilerin montajı küçük adımlarla yapıldı ve sıkıcıydı. Bir servete mal oldu. Üstelik çok hantal davranıyorlardı. Yarım metreküp büyüklüğündeydi ve bu projemizle hiçbir zaman uyumlu olmamıştı. Yani bir alternatif bulmak zorundaydık. Başka bir bellek türü. Ve biz bellek manyetostriksiyonu tercih ettik. Bir piyanoda bulunanlara benzer çelik tellerden yapılır. Bu bellek bizim makineyi hazırlamak istediğimiz dönemde bulundu. Kullandıkları hafıza olağanüstüydü. Manyetostriktif bir bellekti. Bu tür hafızayı kullanmayı seçerek, farklı bir bakış açısı benimseyerek ve bir anlamda kalıplaşmaya karşı çıkmayı reddettiklerini gösterdiler. İş yeniliklere ve büyük şeyler başarmaya geldiğinde özellikle etkili olabilirdi. Bilgisayarın zaman içindeki gelişimini daha iyi anlamak için yol boyunca karşılaşılan zorluklara ve bu evrimi mümkün kılan çözümlere dikkat etmeliyiz. Bunlara bakmak zorundayız. Takımın sağladığı bu imkan sayesinde bilgisayarın boyutunu küçültmenin bir yolunu buldular. Bu devrim niteliğinde bir haberdi. Ancak projeyi gerçekleştirmek için daha fazla zaman gerekiyordu. Elektronik bileşenler her şeyi yapmazlar. İnsan bir bilgisayarla iletişime geçmek istiyorsa bu bilgisayarın donatılmış olması gerekiyor. O dönemde sadece birkaç teknisyen bu bilgisayar dilini hakimiyet altına alabilmişti. Bu adamlar makinenin ritmini takip etmek ve bu ünlü elektronik beyinlerin hizmetinde kalmak zorunda kaldılar. Kesin talimatları takip etmek gerekiyordu. Operasyonel bir bilgisayar dilinin tasarımı aylar alabiliyordu. Bu bilgisayarın adım adım bütünleştirmek ve izlemek zorunda kalacağı kesin talimatlar dizisi tasarlamak büyük meseledir. Bu aylar sürebilir. Herkes tarafından erişilebilecek yeni bir programlama dili yaratma zamanı gelmişti. Dolayısıyla yeni bir dil yaratmaya çalışıyorduk. Geliştirmeye çalıştığımız bu yeni dil, dünyadaki en basit dil olmalıdır. Aksi takdirde hiç ilgilenilmezdi. Dilin gayet basit olması gerekiyordu. Ancak kavramı böyle olmaktan çok uzaktı. Uzun bir süre boyunca bu sayede sıradan ölümlülerinkinden çok farklı hayatlar sürmemizi sağladı. Günlük yaşantımız neredeyse sadece kendi jargonumuzla kurulan cümlelerden oluşuyordu. Jargon ana dilim haline dönüşmüştü.
Nerede olduğumuz önemli değildi. Koridorda, kantinde veya tuvaletteyken bir kere kolunun üzerine atıldıktan sonra hiçbir şey bizi durduramazdı. Bir gün Desandre ve ben banyoda sohbet ediyordu. O bir kabindeydi, ben de pisuardaydım. Ve hala bu ana dilim olan jargonla iş tartışıyorduk. Sonra birileri içeri girdi. Bana baktı ve kendi başıma konuştuğumu düşünmeye başladı. Neler olup bittiğini anlamadı. Korktu ve döndü o. Paralel bir dünyada yaşadığımın farkına vardım sonra. Bütün sorun bendeydi. Gördüğünüz gibi programa 101'in kullanım kılavuzunu muhafaza ettim. Bilgisayarları programlamayı öğrendim. Eminim ki ertesi gün bu çok ürkütücü küçük kitabı herhangi bir lise öğrencisinin eline koysaydım, bilgisayar programlamayı öğrenmekle bence hiç uğraşmazdı. Zor iş 2 yıl önce başladı. Peretto'nun ekibi zamanın tüm bilişim kurallarını sarstı. Bilgisayar dünyasını herkesin ulaşabileceği basit bir dille tasarlanmış küçük bilgisayara dönüştürdüler. Ve Peretto daha da ileri gitti ve yepyeni bir eleman icat etti. Bu buluş daha sonra dünyadaki bütün bilgisayarların kurucu unsuru haline gelecekti. Devrim niteliğinde bir buluştu. Manyetik kart devrim yaratan bir buluştu. Makinenizi açtıktan sonra kartı işlevsel hale getirmek için taktığınızdan emin olabilirsiniz. Gerçekten çok basit. Sadece programı içeren manyetik kartı alıyoruz. Manyetik kısımda makineyi açıyoruz ve manyetik kartı takıyoruz. İşte bu kadar. Hepsi bu. Program yükleniyor ve makine çalışır hale geliyor. Klavyeyi kullanarak programı başlatmanız yeterlidir. Ve bu kartta bulunan program sayesinde makine çalışıyor. Gayet basit. Amerikalıların yaptığı gibi. Çok çok kolay bu buluş, bilgisayar evriminin çok önemli bir unsuru olmuştur. Bu manyetik kartın sayesinde programları kayıt etmeye başladık ve onları diğer makinelerde kullanabildik. Bu çeşitli boyutlarda gelen disket isminin verildiği parçanın sayesinde mümkün oluyordu. Bu kart yeni bir çağın başlangıcını işaret ediyordu. İnsanoğluyla bilgisayar arasındaki ilişki tamamen değişmişti. Artık herkes bir program oluşturabiliyor, bilgisayara yükleyebiliyor ve diğer kullanıcılarla bu programı paylaşabiliyordu. 3 mucidimiz bahsi başarıyla kazanmıştı. Bilgisayara bir ruh verdiler ve Olivetti bu tasarımla çığır açtı. Bunu yapmak için dünyanın en büyük mimar ve tasarımcılarından biri olan genç mimar Mario Bellini'ye başvurdu. Mario ile beraber bilgisayara ruh katmak istiyorlardı. Roberto Olivetti ile yaptığım telefon konuşmasını hatırlıyorum. Benimle ilgilenmemi istediği karmaşık bir projeyi tartışmak için benimle bir randevu ayarlamak istedi. Proje tasarımdan oluşuyordu. Mekanizma ve baskı devresinin içine koyulacak bir kutu değildi. Daha kişisel bir nesneydi. Düşünmekti. Göze hitap edecek bir nesne masanın üstünde, herkesin gözünde. Hedef kullanıcının anlayabileceği bir makine tasarlamaktı ve hangi makineyle etkileşim kurulabilirdi. Bilgisayarın bu tasarımı o zamanlarda çok farklıydı. Daha önce bilgisayarlar görmek istemediğimiz gardıroplara benzerdi. Burada aksine amaç bilgisayarları radyo veya televizyon gibi günlük yaşamın bir parçası haline getirmek ve bu ortamda harmanlanabilecek bir nesne yaratmaktı. Ve sonuç olarak bu bilgisayar yapılmış oldu. Çekici bir tasarıma sahip olan ilk kullanıcı dostu bilgisayar doğdu. Nisan 1964'te Mucitler grubumuz misyonunu yerine getirdi.
Çamaşır makinesi, radyo, televizyon ve diğer ev aletleri gibi. Bu yeni buluşa bir kadın adı verildi. Programa 101. Evde ve programları saklamaya uygun. Kullanımı kolay, ilk küçük bilgisayar. İlk kişisel bilgisayar. Herkes bu bilgisayara hayretle bakıyordu. Daha önce bahsedilen bütün kriterleri bir araya getiren ilk makineydi. Geçerli kişisel bilgisayarlar yalnızca Programma 101'in geliştirilmiş sürümleridir. Tabii ki bugüne kadar pek çok gelişme kaydedildi. Ancak ilke her zaman aynı. Ancak her şey bu makinenin piyasaya sürülmesi için elverişli gözükse de beklenmedik bir şey oldu. 64 baharında Olivetti iyi durumda değildi. Ekonomik durum gerçekten sorunluydu. Olivetti büyük bir finansal kriz geçirdi. Susya ve Valletta, İtalya'nın en önemli sanayi lobilerini ve sahiplerini bir araya getiren bir savunma grubu kurdu. Artık hazırdı. Valletta'ya göre Olivetti asla düzlüğe çıkamayacaktı. Olivetti'nin bilgisayar üretmeye başlamış olması ona göre büyük bir hataydı. Çünkü bu sektörde hakim olan Amerikalı devlerin hiçbir Avrupa şirketinin yarışmasına izin vermeyeceğine inanıyordu. Bu nedenle Olivetti'nin elektronik direğini bir Amerikan şirketine satmasını kararlaştırdı. Valletta, Suisse ve İtalyan hükümeti bilgisayarlar hakkında hiçbir şey bilmiyordu ve onlarla ilgilenmiyorlardı. Bu sektörden vazgeçme, gerçeğin aksine sorun teşkil etmiyor gibi görünüyordu. Bu kutuptan kurtulmak ve orada çalışan insanlara daha ciddi projeler vermek için onları kullandılar. Atlantik'in diğer yakasında harika gelişimine devam etti. Küresel pazar büyürken Olivetti'yi kurtarmakla görevli müdahale grubu elektronik gruptan ayrıldı. En büyük Amerikan elektronik şirketi bu durumdan yararlandı tabii ki. General Electric. Olivetti'nin bilişim teknolojileri kümelenmesine ve tüm projelerine sahip olmak için elinden geleni yaptı. Tabii ki. Bütün bu müzakerelerde doğrudan yer aldık ve kandırıldık. Hepimiz bunu çok iyi biliyorduk. Olivetti ve grubumuzun elektronik bölümü General Electric tarafından satın alınacaktı. Bu durumda projemize bay bay diyebilirdik. Bu görüşmelerin sonucunun ne olacağını bilmeden Peretto ne yaptığımızı kayda almak için bir kamerayla geldi. Arkamızı korumak için diğerleri gibi bir araçtı. Herkes yaptığımız işle birlikte poz verdi. Bu fotoğraflar gerçekten bu makineyi tasarladığımızın bir kanıtıydı. Gerçek bir şey olduğunun kanıtıydı. Ve böylece 1964'te Amerikan şirketi General Electric elektronik merkezimizi satın aldı. Peretto'nun ofisi buradaydı. Tam oradaydı. Hatırlıyor musun? Olivetti, elektronik işine 54 yaşında başladı ve 1964'te şirket vazgeçmek zorunda kaldı. Boşa yatırım, iş anlamında ve kişisel anlamda kayıplar ve 10 güzel yıl. Her şey bitti. Macera sona erdi. General Electric, Olivetti'nin tüm projelerini tek istisnayla kurtardı.
Piol ve Cagliaris, General Electric ile birlikte projemizi kategorik olarak reddetti. Bunu önlemek için hesap makinesi teriminin her geçtiği yere kendi sözcüklerini yazmak için gece boyunca uğraştılar. Çünkü hesap makinesi olan her şey General Electric'e gitti ama geri kalanı değil. Bu yüzden Olivetti için çalışmaya devam edebilirdik. Fakat bizden ayrı olarak kattaki tüm insanlar General Electric için çalışıyorlardı. Böylece lekelenmeden çalışmaya devam edebilmek için pencereleri opak hale getirmek, boya yapmak gerekiyordu. Böylece kimse ne yaptığımızı göremiyordu. O zamanlar düşman topraklarındaydık. Elektronikleri sattıktan sonra Olivetti, daktilo ve mekanik hesap makineleri imalatına yeniden odaklandı. Ve elektronikte hayatta kalan bu insanları unuttu. Bu noktada Perotto ne düşüneceğini bilmiyordu. Bu durum çok karışıktı çünkü ürünümüzü gösterdiğimizde ne olacağını bilmiyordu. Yönetimin tepkisinden korkuyordu. Yönetimin icadımızı tehlikeye atacak kadar aptalca bir şey yapacağından korkuyordu. Aynı zamanda bir başkası da aynı ürünü icat etmeden önce makineyi hızlıca tamamlamak zorunda olduğumuzu da biliyorduk. Ve bu yüzden biraz acele ediyorduk. Olivetti neden bu buluşa ilgi duymadığını anlamayan yeni yönetimle görüş farklılığını takiben yönetici statüsünden vazgeçmek durumunda kaldı. Artık farklı bir konumdaydı. Devralan yürütme direktörü icadımıza hiç inanmadı. İşe yaramayacağına ikna olmuştu. Bir potansiyeli olmadığını, çok az kopya satacağımızı söyledi. Ona göre bu faydasız bir üründü çünkü daha önce kimse düşünmemişti. O dönemde başka hiçbir rakip tarafından bu tür bir ürün geliştirilmiyordu. O yüzden olumsuz gördü. İnanmak istemiyordu. Ona göre piyasada bir yerimiz yoktu. Bu çok zordu. Olivetti'nin yeni yönetimi İtalya'daki bilgisayarın ticari potansiyelini görmekte zorlanırken Amerika'da birden fazla sektöre ilham vermeyi vaat eden en büyük şova hazırlanıyordu. Dünyadaki birçok insan bu fuara geliyor. Küçükken New York'ta yaşadım ve New York Uluslararası Fuarı'na 64 ve 1965'te girebildim. Bu harika etkinlik insanlara geleceğin kendileri için sakladığı harika şeyleri gösteriyordu. Bu fuar umutlu günleri beraberinde getiriyor. Bu uluslararası fuar insanın yetenek ve yaratıcılığının kanıtıdır. Dünyadaki ülkeler ve en önemli şirketler kendi ürünlerini sergilemektedir. 12-13 yaşlarındaki bir çocuk için bu uluslararası fuar gerçekten büyüleyiciydi. Bayanlar ve baylar, IBM bilgi makinesi. IBM bilgisayarlarını sunmak için olayın avantajından yararlandı. İnsanların bilgisayarlara ilgi duymasını sağladı. Bu fuarla anladığım bir şey varsa o da bilgisayarların geleceğimizin bir parçası olacağıydı. Çünkü yalnızca bilgisayarlar hakkında konuşuluyordu. Ancak bilgisayar konuşurken sadece erkeklere hitap ediliyordu. Sadece beyaz yakalıların erişebildiği muazzam manyetik bant makinelerinden söz ediyorlardı. Herkesin bu makinelere erişme şansı yoktu. Çünkü çok değerliydi. Olivetti. Olivetti bu etkinliği işini canlandırmak için bir fırsat olarak görüyordu. Ve yeni mekanik hesap makinesi Logos 27 serisini sunmaya karar verdi. Aynı zamanda bir programla 101'i sunmak için fuardan yararlandı. Esasen hastanın hafıza kapasiteleri uluslararası fuarında programla 101'i sergiledi. Evet, ancak temelde bu oraya gidiş amacı değildi. Öncelikle şirket Logos 27'yi sunmak istiyordu. Anlıyorsunuz.
Olivetti'nin bunu bir öncelik haline getirmesi gerekiyordu. Ancak o sırada kişisel bilgisayarların önem kazanacağından şüphe ediyordu. Dünya artık değişecekti. Bu makinenin görücü karşısına çıkması Olivetti sayesinde gerçekleşmişti. Bütün bu prototipler araba fuarına gittiğimizde gösterebileceğiniz rüya araçlara benziyordu. Bu arabalar gösteri yapmak ve üreticilerin neler üretebildiğini göstermek için oradadır ama satılmazlar. 25 Ekim 1965, P101 fuarda kendini bir yer buldu. Bir köşede sergilenmesine karşın herkesin kullanımına açıktı. Yani sadece bürokratlara ve iş adamlarına değil. Yarının dünyasına hoş geldiniz. Programı 101 için bir sunum gerçekleştirildi. Ve fuarda tüm gözler bir makinenin üzerindeydi. Bu makine bir uydunun yörüngesini hesaplamakta kullanılıyordu. Uzayda dönen Sputnik uydular ve ünlü uzay yarışı fuarın hakim konusuydu. P101 bu fuarda büyük bir cazibe haline geldi. Operatör programı başlatmak için makineye yaklaştı. O anı hala hatırlıyorum. Resete bastı. Manyetik kartı taktı. Birkaç veri girdi ve hepsi bu kadardı. Sadece 2 ya da 3 saniye sürmüştü. Ama sonsuzluk gibi görünüyordu. Ve 3 saniye sonra dırın dırın makine sonucu elde etmek için işleme başladı. İşlemleri bitirmeye zaman bulamamışken alkış sesleri gürlemeye başladı. Harikaydı. Ve sonuçta o an zihnime kazındı. Bir bulut gibiydi. Öyle derler ya. Organizatörler çok sinirlenmişti. Odanın bir köşesine programı 101'i koymamız dikkat çekmişti. Programmanın başarısı göz önüne alındığında bunu taşımak ve herkesin görebileceği şekilde odanın ortasına koymak zorunda kaldılar. Orada bu küçük makineden çok bahsedildi. İnsanlar kendi gözleriyle görmek istedi. Nasıl bu kadar küçük olduğunu merak ediyorlardı. Herkes çok ilgiliydi. Tek başına nasıl çalıştığını kimse anlamadı. İmkansız görünüyordu. Bilgisayara bağlı bir kablo yoktu. Görmek için makinenin altına baktım. Bu kuşkusuz bu fuarın ana cazibesiydi. Tam anlamıyla rakipsizdi. Tüm New York seferber olmuştu. David Rockefeller vardı. New York Belediye Başkanı. Onun dışında basın, yerel ve ulusal basın da oradaydı. Ve uluslararası basın da. O dönemde bu makineye önem veren herkes bir araya toplanmıştı. Ve böyle bir şey görmemiştik. İkinci arabamızı almadan bilgisayar aldık. Bilgisayarın yeni nesli doğdu. Bir masanın üstüne sığan ilk bilgisayar. Amerikan basını çok hevesliydi. Olivetti şirketi dardaydı ancak kendi ürününü dünya pazarına sürmeyi başardı ve bunda başarılı oldu. Çığır açan bilgi teknolojisi masanızın üzerine geldi. Gelecek işte o anda olmuştu. Programa 101 adlı bu bilgisayar iş dünyasını değiştirdi. P101 satıştaydı.
Fiyatı da büyük bir bilgisayarı bir aylığına kiralamaktan daha ucuzdu. Ayrıca tek bir masanın üzerine de rahatlıkla sığabiliyordu. Gerçekten muhteşem bir cihaz. Tüm mesele ürünün sunumunda. Bu aslında bir tüketim ürünüydü. Satın almak isteyeceğiniz bir şey. Artık bilgisayar elektronik dahilleri için ayrılmış değildi. Bu kişisel bir şeydi. Yani kişisel bilgisayarınızda. Biz bu makineyi piyasaya çıkarmak için her şeyi yaptık. O dönemde bu bir yarıştı. Ama biz başardık. Burada gördüğünüz adam acilde çalışıyor. Neden mi? Çünkü yeterli bilgisayarları yok. Ama işler değişti. Bugün P101 Olivetti var. İlk masaüstü bilgisayar. Kompakt bir bilgisayar. Bir laptop. Artık işlerinize yardımcı olacak. Ve onun sayesinde daha hızlı çalışacaksınız. Eşsiz bir makine. Artık bir bilgisayarı paylaşmak zorunda değildik. Bir kişi bir bilgisayara sahip olabiliyordu. P101 bir bilgisayara göre çok daha ucuzdu. Programma 101'in fiyatı 3000 euroya denk geliyordu. O zamanki en ucuz IBM ana bilgisayarı ise 90 bin euro değerindeydi. Olivetti Programma 101 her yerde ve her zaman kullanılabilir. Ofiste veya evde. Her yerde. Reklamlar şöyleydi. Bir iş adamı havuz başında, mayo giymiş bir kadının yanında oturup hesaplamalar yapıyordu. İşte bu bilgisayarların her yerde kullanılabileceği bu şekilde belli ediliyordu. Bu ticaret çok yararlıydı. Sekreterlik Olivetti tarafından sunulan programlarından birini seçiyor. P101'in kullanımları çeşitliydi. Bilgisayarı kullanmak için dahi veya mühendis olmaya gerek yoktu. Bilgisayar dünyası artık öğrencilere, doktorlara veya muhasebecilere hizmet verebiliyordu. Ve herkes bundan çok memnundu. Herkes bilgisayarlara bir anda merak sarmıştı. Programma 101, akla gelebilecek her alanda kullanılıyordu. Dünya çapında ün kazandı. Engellenemezdi çünkü başarısını küçük boyutundan sağlıyordu. Ayrıca biz bu kadar başarılı olmasını hiç beklemiyorduk. Programma 101 beklentilerimizi aştı. Bu ticaret çok yararlıydı. Örneğin bir ev satın almak istiyorsunuz. Programma kredi geri ödeme, programma kredi geri ödeme faiz ve hayat sigortası oranlarını hesaplamakta size yardımcı oluyor. Bilgisayar kısa süre içinde birçok insana ulaştı. Kullanım alanları daha da genişliyor ve çeşitli hale geliyordu. Kişisel bilgisayarlar mainframe haricinde çok daha fazla iş için kullanılıyordu çünkü kullanıcı sayısı da çoktu. Gerçekten birçok insan kullanıyordu. Kişisel bilgisayar kullanıcı sayısı çok fazlaydı. Bilgisayarlar okullara girmeye başladı. Ve çocuklar gerçekten ilgi gösterdiler. Yeni nesiller artık bilgisayarsız yapamıyordu. Bilgisayar sorunları çözüyordu. Bilimsel ve teknik gelişmelere katkıda bulunmaktaydı. Ama aynı zamanda eğlence için de kullanılabiliyordu. O dönemde bir sınıfta bilgisayarın ne olduğunu göstermek zordu. Bunu yaptığımızda öğrenciler yaklaşmazdı. Camın arkasında uzaktan izlemeleri gerekiyordu. P101 ile öğrenciler nihayet daha yakından bir bilgisayar görebildi ve hatta kullanabildi. Hepimiz büyük bir hesap makinesi görmeyi bekliyorduk. Bu makineyi görünce şaşırdık. Bir bilgisayar mıydı yoksa daktilo mu merak ediyorduk. Bir bilgisayar kullandığımı herkese anlattım. Gerçekten çok gururluydum. Bu sayede bilgisayar kullanmanın roket bilimi olmadığını da fark etmiş oldum. Mükemmel bir gündü. Dünya hazırdı ve şirket geleceğin bilgisayarının esas alacağı modeli bulmuştu. Televizyon açmak, telefon ya da arabayı çalıştırmak gibi olacak. Birkaç yıl içinde bilgisayar günlük hayatımızın bir parçası olacak. O zamanlar yaşayan insanların yerinde olsaydık, Olivetti Programma 101'in gelişinin neden bir devrim olduğunu anlayabilirdik. O gerçek bir devrimdi.
Benim için küçük. İnsanlık için büyük bir adım. 60'lar sona ermek üzereydi. Evlere, okullara ve işletmelere giren P101 tarih yazıyordu. NASA bir düzine programma 101 aldı. Bu mühendislik programıyla Lunar Orbiter'ı tasarlıyorlardı. NASA iniş operasyonları için kullanırken NBC seçimlerin sonuçlarını ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Vietnam'daki askeri müdahalelerini tahmin etmek için kullanıyordu. Çok başarılı olmuştur. Amerika Birleşik Devletleri'nde 40 binin üzerinde sat. Bu programa 101'in gerçekten başarısının bir kanıtı niteliğinde. P101 başarısının doruğuna ulaşmıştır ve dünyaca ünlü bir bilişim şirketiyle yeni bir modeli piyasaya sürmüştür. Aldığımız ilk büyük sipariş fonksiyonel bir anahtarlama işlemi yapar. Istendi. Bir süre sonra yalnızca HBP101'in tüm özelliklerine sahip yeni bir ürün yayımladı. Ama bu daha güçlüydü. O dönemde yepyeni bir pazara açılmak zorundaydık. Bir rekabet başlamıştı. Yeni HP makinesini görünce bunu anladım. Artık piyasanın tekeli bizde değildi. İşler değişmişti. P101 diğer bilgisayarlar için bir model olmuştur. En bariz örneği HP 9100'dür. Aynı onun gibi görünüyordu. Manyetik kartları kullanarak programlara okuyan bir masaüstü aletiydi ve HP'nin yöneticisi HP 9100'ün tasarımında programma 101'den esinlendiklerini söyledi. Ayrıca HP Olivetti'ye telif ödemek zorunda kaldı. 1968'de HP Olivetti ile bir anlaşma imzaladı ve P101'in patenti için 5 milyon frank yani 800 bin euro ödedi. Perotto ve Olivetti'nin birkaç yıl önce 1 franklık sembolik bir ücrete satın aldığı bir patent için. 5 yıl içinde bu sembolik frank 5 milyon frank getirdi. Bir euroluk bu icat yepyeni bir piyasa başlattı. Bir sürü şirket kısa süre içinde piyasaya girdi ve bilgisayar öğretmeye başladı. Zamanla elektronikli teknolojiler küçüldü ve kullanım açısından basitleşti. Artık insanlar çok daha rahat kullanıyordu. Açıkçası o günden beri ortaya çıkan projeler büyük miktarda yaratıcılık ve çalışma gerektirmedi. Her şey çok kolay hale gelmiştir. Şimdi yeni bir sistem inşa etmek, yeni bir mikro işlemci seçmek zorunda değiliz. Ya da yeni bir bellek türü satın almak. O dönemde bilgisayarın bütün parçalarını icat etmek gerekiyordu. Özellikle de daha önceden var olmayan manyetik kartı. Diskler geldikten sonra başka bir şey yaratmamıza gerek kalmadı. Olivetti rekabetle karşı karşıyaydı. Ancak 80'lerde şirket hala bu alanda dünya lideriydi. Olivetti, elektronik alanında faaliyetleri canlandırmayı başardı. Sadece 4-5 kişiden oluşan küçük bir grupları vardı. Perotto Araştırma ve Elektronik Geliştirme Merkezi Müdürü oldu. Sandre ve Garziera, Olivetti'nin yeni nesil tasarımcılarıydı. Sloganı, her masanın üzerinde yeni bir bilgisayar olan bir nesil. Geleceğin şirketlerini muazzam boyutta etkiledi. En başta P101 vardı. Daha sonra piyasaya başka bir makine geldi. Sonra bir makine daha. Satış için markanın bir reklamı var. Şeyin geçmişte kaldığını söylüyordu bu reklam. Ama yeni makine geleceği temsil ediyordu. Ama yeni makine bizim geleceğimizi temsil ediyordu. Bütün bunları göstermek için eski bilgisayarları üst üste dizerek bir piramit oluşturmuştu. Bizim P101 tepedeydi.
Amaç P101'i açtığını göstermekti. Ama P101'in en tepede olması bugünlere ulaşmamızın P101 sayesinde olduğunu göstermektedir. Teknoloji dünyası kaderini programma 101 Olivet diye borçludur. Birkaç kişi bunun farkındadır. Ama Olivetti programma 101 bilişim sistemlerinin gelişmesinde çok önemli bir rol oynamıştır. Olivetti programma 101 bütün bilgisayarların modeli oldu. Biz kullanıcı tarafından oluşturulan içerik açısından bugün gördüğümüz bütün yeniliklerin önünü açtık ve internetin demokratikleşmesine katkıda bulunduk. Artık herkes bilgisayarları istediği yerde kullanabiliyor. Kişisel bilgisayarlar icat olmadan bunların hiçbiri olmazdı. Programa 101 benim için çok önemlidir. Modası geçmiştir ancak tarihin bir parçasıdır. Televizyon açmak, telefon ya da arabayı çalıştırmak gibi olacak. Birkaç yıl içinde bilgisayar günlük hayatımızın bir parçası olacak. ...44.000 adet P101 satılmıştır. Ama bunlardan sadece 8 tanesi çalışır durumdadır. Olivetti'de başka tasarımcıyla çalışan DeSandre ve Garzia dünyanın dört bir yanındaki P101'leri topladı ve tekrar çalıştırdı. Her türlü testi yaparak bunca yıldan sonra yeni bir meydan okuma başlatmaya karar verdiler. Programa 101'i mesaj göndermesi için internete bağlayarak... Merhaba oğlum gibi bir şeyler söyleyebiliriz. Buradayız, buradayız, buradayız. Bugün var olmamızın sebebinin 50 yıl önce benim ortaya çıkışım olduğunu asla unutmayın.